Çocuklarda Ateşli Havaleler. Selin Yeşiltaş, tıbbi yazar. Havale, vücudumuzun kas yapısının kontrol edemediği bazı kasılmaları ifade eder. Yüksek ateş, havalenin en sık karşılaştığımız belirtisidir. Vücudumuzun olması gereken sıcaklığı ortalama 36.5 derecedir. Vücut ısımızın ani yükselip düşmesi, vücut fonksiyonlarının bozulmasına hatta hayati risk oluşmasına sebebiyet verebilir. Her 38 derece ateş, havaleyi ifade etmez. Ateşli havaleler çocukların ve bebeklerin vücut ısısının 38 dereceye yükselmesiyle görülen nöbetlere denir. Fakat her 38 derece ateş çocukların havale geçiriyor olduğu anlamına gelmez. Nöbet sırasında güç uygulanmaz. Nöbet sırasında çocuklar çevresindeki kişilerin tepkisine cevap veremez durumdadırlar ve kollarda, bacaklarda, gözlerde, ağız burunda istemsiz kasılmalar görülebilir. Nöbet süresi ortalama 1-2 dakika sürebilir fakat bu süreler 15 saniye gibi kısa, 15 dakika kadar uzun bir süreyle de karşımıza çıkabilir. Bundan dolayı süre konusunda da net olunamaz. Ayrıca nöbet esnasında oluşan kasılmaları durdurmak için güç uygulamamalıyız çünkü bu durum çocuklara zarar vermemize neden olabilir. Ateşli havalelerin görülme sıklığı. Ateşli havaleler genellikle 1-5 yaş arası çocuklarda görülürken bazı kaynaklarda ise 3 ay 6 yaş arasında görüldüğü yazmaktadır. Ayrıca ateşli havale yaklaşık 100 çocuktan 4'ünde görülen ciddi bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkar. Çocuklarda görülen ateşe dikkat edilmeli. Ateşli havalelerin kısa süreli olması beyin hasarına ve gelişme geriliğine sebep olabileceği için kısa sürse bile hemen müdahale etmeliyiz. Çünkü tedavi edilmeyen ateşli havalelerde üst üste nöbetlerle karşı karşıya kalınabilir ve bu nöbetler dizisi çocuklarda kalıcı ve ciddi hasarlara sebep olabilir. Çocuklarda görülen nöbetlerin sonu epilepsi olabilir. Çocuklarda görülen uzun süreli ve sık tekrarlayan nöbetler beyinde hasar bırakarak çocukları epilepsi yani halk arasındaki ismiyle SARA hastalığıyla karşı karşıya bırakmış olurlar. Kısa süreli nöbetlerde de görülme sıklığı az olsa bile SARA hastalığı oluşabilir. Yüksek ateşte ilk yardım. İlk olarak ateşi olan çocukların bulunduğu ortam havalandırılmalıdır. Daha sonrasında hastaların kıyafetleri çıkarılmalıdır. Bunlara rağmen ateş düşmüyor veya yükselmeye devam ediyorsa, koltuk altına, dirseğinin içine, kasıklarına, diz kapağının arkasına, ayak bileklerinin üstüne ıslak bir havluyla soğuk uygulama yapılır. İlk yardımda yanlış yapılan uygulamalar. Ateşi olan birine müdahale ederken aklımıza ilk olarak ıslak bezi alnına koymak gelir. Fakat uzun süre duran bu ıslak havlu sinüslerin dolmasına ve sinüzit oluşmasına yol açar. Aynı şekilde boyuna da ıslak bez konulmamalıdır çünkü boğaz enfeksiyonu gibi sağlık sorunlarının oluşmasına sebebiyet verebilir. Peki havlu neyle ıslatılmalıdır? Halk arasında bilinen ve uygulanan yanlışlardan biri ise ıslak havluyu saf suyla ıslatmayıp sirkeli su veya kolonya kullanmalarıdır. Sirkeli su ve kolonya vücut ısısını aniden düşürür ve ardından vücut ısısının tekrardan yükselmesine sebep olur. Bu durumda ateşli hastalarda asla istemediğimiz bir durumdur. Havluyu saf suyla ıslatmak hastanın ateşini düşürmesi için yeterlidir. Islak havluyla hastayı serinlettikten sonra hala ateş düşmüyorsa ılık bir duş aldırılmalıdır. Buna rağmen vücut ısısında bir değişiklik görülmediyse en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların vücut ısısını güvenilir ve tek bir ateş ölçer kullanarak ölçülmelidir. Çünkü farklı ateş ölçerleri kullanmak ebeveynleri daha çok strese sokar. Doğru ilk yardım müdahaleleri. Ateşli havale geçiren çocuk hastaların ebeveynleri öncelikle nöbet esnasında sakin olmalıdırlar. Çocuğu sağ veya sol yan çevirip ağzında bir madde varsa zorlamadan ağızdan o maddeyi çıkarmalılar ve ağzına bir cisim yerleştirmemelilerdir. Nöbet durduğunda veya nöbet 10 dakikadan daha uzun devam ediyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir.